buçuk yıl önce başladı buraya. İlk başta geldiği zaman bayağı kiloluydu. İlk hedefi önce kiloları vermek oldu. İlk 6 ayda 25 kilo verdik. Sonra istediğimiz formu tuttuktan sonra artık onun da motivasyonu değişti ve maçlara hazırlanmak istiyor. Şimdi önümüzdeki MMA'deki Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Ve daha sonraki amacı MMA'de profesyonel olup o da bizler gibi dünya arenasında bizleri temsil edecek. Arkadaşlar merhaba. Bugün beklenen gün geldi ve bugün sonunda cheat day videosunu çekiyoruz. Yani beslenmemi, diyetimi bozma günü. Hemen şimdi burada salondan çıkıyoruz ve en sevdiğim restorana Nevniyal'e gidiyoruz. Orada menüde ne var ne yoksa hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Bakalım bir günde acaba kaç kalori alabileceğim ve kaç kilo alabileceğim, bunu orada göreceğiz. Siz de bir günde kaç kalori alabilirim, kaç kilo alabilirim tahminlerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hazırsanız hep beraber gidelim. Bugün en sevdiğim restorana geldim. Lokanta Nevniyal. Çok açım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şu an elim ayağım titriyor. Menüde ne var ne yok her şeyi yiyeceğim. Siparişler bayağı kalabalığa geldi. Murat Kazan geldi. Zaten kendisi 10 kişilik kadar yiyor. Ben gelmeden önce Bülent abiyi aradım. Her şeyi hazırlamışlar. Şu an heyecanla bekliyorum. Bülent abi nasılsın? Sağ olun. Hoş bulduk. Abi neler yaptın böyle? Abi böyle sana göre bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Bakalım diyeti bozduktan sonra vallahi ne kadar yiyebileceksin. Şöyle söyleyeyim, sırf buraya geleceğim diye şimdiden elim ayağım titremeye başladı. Heyecanla bekliyorum ama. Peyniri sevmediğini biliyoruz ama yine bir peynirli salata da yaptık dedik. Bakalım diyeti bozunca bu da yiyebilecek mi acaba? Abi normalde biliyorsun salatayı asla yemem ama şu an her şeyi yiyeceğim, öyle söyleyeyim. Burada bir Arnavut ciğeri görüyorum. Bu içli köfteye benziyor ama. Kitel bu, siirt usulü. Ne farkı var içli köfteden? İçli köfteden içinde bunun bitkiler de var. Mardin içli köftesi de denir buna. Kitel de deniyor. Fena gözüküyor. Evet. Asıl baba da herhalde burada. Karışık kebabımız. Karışık dediğimiz. Bu arada daha devamı da gelecek. Oy süper. Ben de diyordum zaten bunlar bana yetmez. Yetmez yok. Bu videodaki amacım şu abi. Yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Çünkü bundan sonra tekrardan en az 2 ay daha katı diyete giriyorum. Yani bugün yiyeceğim. Yemek istediğim her şeyi yemek istiyorum ama sonrasında 2 ay çok katı diyet beni bekliyor, öyle söyleyeyim. Vallahi böyle diyete yemekler harika gözüküyor. Şu an hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Yani gerçekten Bülent abi coşturmuş, öyle söyleyeyim. Şimdi elime çatalı alıyorum. Çiğ köfteden mi yesem diyorum. Sonra çatalı bırakıp buradan satır arası yesim geliyor. Satır arasıyla başlıyorum. Evet, şöyle bir. Gerçekten yemeklerin tadını unuttum ama bakalım. Çok iyi. En korktuğum şey de tek bir şeyle doymak istemiyorum. Hepsinin tadına bakmam lazım. Hepsini yemem lazım. Çiğ köfte efsane. Arnavut ciğerini de çok severim. Şu an resmen
rüyada gibiyim. 2 aydan beri sadece bugünü bekliyorum. Çok iyi. Neyse şöyle alalım o zaman. Hangisini yiyeceğimi şaşırdım resmen. Her zaman tüm öğrencilerimin de beslenmelerini her zaman düzenliyoruz. Ve hepsi benim gibi katı diyetler yapıyor. Ve her zaman şöyle problemler oluyor onlarda. 10 günde bir işte bozuyorlar diyetlerini, cheat yapacaklar. Her zaman da önceden planlamadıkları için her zaman diyetleri, bozma günleri, cheat day'leri çok kötü geçiyor. Şimdi bu işi planlayacaksın. Yaptın mı böyle her şeyi en babasından yapacaksın. Ben bunu gelmeden önce bir hafta öncesinden planladım her şeyi. Aradım Bülent abi, derim Bülent abi çok açım. Menüde ne var ne yok her şeyi yiyeceğim. Ve her şeyi hazırlattım. Geldiğimde her şey hazırdı. Yani cheat yapacaksan da böyle yapacaksın. Yok işte 5 tane hamburgermiş, 20 tane bilmem neymiş değil. Türk yemeklerimizden en güzellerinden yiyeceksin. A few moments later. Madem öyle birazcık abartalım. Birazcık hızım kesildi ama hala daha çok yerim var. Tahminen daha bir 2 kilo daha yüklerim. Çok iyi. Çok iyi gidiyor ama galiba akşam bir kardiyo yapman gerekecek. Two hours later. Bülent abi vur dedik öldürmüş ama ben de var ya patladım resmen, muazzamdı. Şu an tekrardan diyete artık hazırım ama bunu nasıl sindireceğim hiç bilmiyorum. Bugünü de bu öğünü de böyle bitirmiş olduk. Tabi son öğünümde bugün bu öğle yemeği olarak bunu yedim. Akşam yemeğini çok hafif geçireceğim, hatta belki hiç yemem. Yarın sabah itibariyle de yine katı diyetime geri dönüyorum. Görmek istediğiniz videoları aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.